Herkese yeni bir videodan merhabalar arkadaşlar. Bugün yine aşağıda devam edeceğiz. Şunu belirteyim ama yavruları çok görmek istiyorsunuz. Bir video ara verdik, iki video yavrulara. Yavruları hep görmek istiyorsunuz. Yavru serisine full ya. Böyle bir ay yavru çekeceğim ben, devam edeceğim. Ama arada başka işler de oluyor. Bunları da ya sonra atacağım ya da çekmek zorundayım yine. Yoksa bu işleri görmemiş olacaksınız. Şimdi bugün yavruları dediğim gibi devam edeceğim. Bugün yapacağımız arkadaşlar... Şu iki akvaryumu Japonları boşaltıp şuraya alacağım. Bir büyük bir küçük yapacağım. Artık iki akvaryum yapacağız. Japonları tek akvaryum yapacağım. O şekilde yapacağız. Şuraya yeni balıklar gelecek. Onlar da sürpriz olsun bir sonraki videoda. Oraya başka bir balık koyacağız dediğim gibi. Sonraki videoda da şu herhalde. Yavruları artık acilen indirmem lazım. Suları falan da kötü olmuş. Bu akvaryumlar hazır zaten. Biliyorsunuz hava taşlarında filtreler takılı artık arkada. Akvaryum hazır. Buraya acilen benim yavruları indirmem lazım. Yukarıda sığmıyorlar, büyüdüler falan vesaire. Buraya indirmem lazım. Sizle beraber bugün şu akvaryumu bir boşaltacağız. Buraya yeni balıklar gelecek. Bu videonun devamına gelir herhalde. Duruma göre bir bakarız. Ben burayı bir boşaltayım arkadaşlar. Suyunu boşaltacağım şimdi. Balıkları da bu tarafa aktaracağız. Hatta sizinle beraber bir aktaralım hemen. Şimdi şöyle ışığı açtım. Şunları arkadaşlar alıyoruz buradan. Bak bak, kaçmaya çalış. Bakın şöyle bunları aldım. Bunları bu tarafa koyuyorum. Yine buradan da yakalayalım hemen. Bak şu siyah beyaz çok güzel ya. Panda arkadaşlar, bildiğiniz. Az daha siyahlığı siyah olsa çok güzel bir panda olacakmış. Şuna bakın. Sen de çık bakayım. İki akvaryum yapacağız dediğim gibi arkadaşlar. Şu da. Bu da sonuncusu arkadaşlar. Burayı büyükler, burayı küçükler. Eski balıklardan sadece bunlar kaldı, öyle söyleyeyim. Bir de şurası kaldı işte. Bu küçüklerin hepsini de şuraya aktaracağız. Niye böyle bir şey yapıyorum onu da söyleyeyim. Bir alan tasarrufu yapacağız. Çünkü yavruları buraya gelecek. Ve birkaç hafta içinde diğer akvaryumlara yavruları dağıtmam lazım, filtre sistemini yapıp. Gromilen orası bayağı kötü oldu bu arada arkadaşlar. Kötü değil de doğal ortam olmaya doğru gidiyor. Ben de ellemiyorum şu anlık. Kalsın dedim öyle. Daha sonra bakacağım oraya. Daha acil işlerimiz var çünkü. Şimdi de şu yavruları, buradaki yavruları toplayalım. Şuraya bir alıştıralım. Ondan sonra tekrardan devam edelim. Tam burada suyu boşaltıp iş yapıyorken bakın. Gözümün önünde yakalayamadım. Kerevit balığı yakaladı. Biliyorsunuz ki burası, hasta balıkları buraya atıyorum kerevitler yesin diye. Kerevit bir tanesini lap diye yakaladı anında. Ve herhalde yiyor. Balık ölüyor anlayacağınız. Şöyle göstereyim ben size üstten de. Yakaladı, üstten çok iyi gözükmüyor. Diğer kerevit de burada. Bakın yakaladı, hatta bir elinden bıraktı, şimdi öldürdü herhalde, o ölmüştür, daha yaşadığını sanmıyorum. Nasıl tutuyor arkadaşlar, bakın ağzına doğru götürüyor, orada yiyor herhalde onu. Evet arkadaşlar, bakın zaten su azaldı, balıkları da alıştırdım. Şöyle birkaç sizinle beraber bir yakalama yapalım. Şöyle hepsini yakalamaya çalışıyorum aynı kepçeye. Şöyle bayağı bir yakaladım. Bunları bir koyayım. Şöyle son kalanları da yakaladım arkadaşlar. Başka yok. Bunları da şöyle koyalım bakalım, bir daha göstereyim size şöyle. Evet. Soruyorsunuz, bunu da söyleyeyim hazır tam böyle koyarken. Ya yorumlarda falan soranlar oluyor. Hem açıklama kısmında benim iletişim bilgilerim mevcut. Herhangi bir sorunuz olursa balıklarla ilgili sorabilirsiniz. O konuda da sıkıntı yok yani. Sorabilirsiniz destek içinde. Ayrıca burası da satılık arkadaşlar. Yani satılık bir bunlar kaldı. Bir de çatıda birkaç tane var. Başka da şu an satılık balığım yok elimde. Hani oranda satıyor musunuz diye soranlar oluyor. Ki zaten birçoğu Instagram'dan yazıyor. Bazıları nereden ulaşacağız falan diyor. Açıklama kısmında bilgilerim mevcut dediğim gibi. Şu küçük boylar, bir de bunlar işte iki boy yani büyük boylar olarak bir bu kadar kaldı işte. Bir 30 tane falan var herhalde. Elimde bu kadar oranda kaldı. Hatta şu küçüklerden 1000 abone de olduk bu arada, onu da söyleyeyim. Buraya gelen olursa hediye edebilirim yani, hiç sıkıntı değil.
O şekilde. Şimdi arkadaşlar bakın burayı da boşalttım. Filtreleri falan bir yıkayayım. Buraya tekrardan bir dolduralım. Sonra tekrardan Evet devam arkadaşlar, ederiz. şimdi akşam oldu. Ben biraz ara verdim. Şimdi tekrardan devam ediyorum. Bakın akvaryumu boşalttım. Filtrelerini bu şekilde temizledim. Filtreleri hazır şu anda. Şimdi suyunu dolduracağım. Filtrelerini takacağım. Suları şu üstte ve şu üstte dinlenmiş sularım var. Onlardan dolduracağım hortumla. Şimdi onları doldurayım arkadaşlar. Sonra tekrardan devam edelim. Hatta ışıkları takayım. Komple akvaryumları size öyle göstereyim diyecektim. Bir suyu doldurayım ben. En son ışıkları takayım. Bakın şu an karanlık. Işık falan takmadım. Sadece yukarının ışığı yanıyor. En son bir suyu doldurayım. Buranın en son ışıkları yakarım. Buranın da bir son durumunu zaten gösterdim ama yine bir daha gösteririz. Balıklara şöyle yem falan attım. İyi yiyorlar. Şunu suyunu doldurayım dediğim gibi. Tekrardan Evet, son devam durumu edelim. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakın akvaryumlar hazır. Filtreler pırıl pırıl. Cam gibi duruyor akvaryum. Şuna bakın. Maşallah valla. Temizledim yani, pırıl pırıl yaptım. Burayı da burayı da. Buraya yeni balık gelecek dediğim gibi. Yeni bir tür gelecek. Japon falan değil. Görürsünüz gelince artık. Birazcık da sürpriz olsun. Buraların son durumu. Bitkiler şöyle. Buraya ısıtıcı getirdim bir denemek için. Burası soğuk mu sıcak mı diye de. Biraz soğukmuş arkadaşlar. Yani 16-17 falan bir derecede getireceğim birazdan, bir ölçeceğim. Ben daha yüksek bekliyordum. O yüzden bitkilerde şöyle birkaç tane göstereyim ben size bakın. Şöyle hafif bir çürüme gördüm birkaç yaprakta. Hatta diğerlerinde de var birkaçer tane. Bakın şuradan da hafif çürüme başlamış. Soğuktan da oluyor olabilir. Çünkü sıcaktan geldi bu bitkiler. O yüzden direkt şimdi ısıtıcı yakacağım ki zaten şu balıkları getireyim, bu videoyu bitirelim. Direkt yeni bir video ile size buraya yavruları indireceğiz. Hatta her anda indirebilirim yani. Bilmiyorum, bakacağım. Yukarıda çünkü dediğim gibi iyice sıkışmaya başladılar. Videonun başına demiştim. Bu yavruların durumu bu şekilde. Bunlara da yem attım. Biraz bol atıyorum ki, çünkü buraya her zaman inmiyorum. İndikçe bol atıyorum. Onlar yiyor zaten belli bir süre zarfında. Kerevitler kavga etmiş arkadaşlar. Ayırdım. Durmadan kavga ediyorlar. Bir gün yem olacak bu kerevit diğerine, büyüğe. O yüzdendir ki ayırdım. Burayı göstermedim arkadaşlar. Burası bayağı şey olmuş. Bir saniye ışığını açayım ben. Bakın bayağı bir yosun oldu burası. Şimdi bunlara da bir yem atacağım. Bunlara yem atmadım. Guramiler falan kendine geldi bayağı ama çok yosun olmuş arkadaşlar. Bitkileri de şöyle üstten göstereyim. Bitkiler de tam olmadı ya. Köklerini çünkü yiyorlar herhalde. Bu gramileri tam bir oturtamadım aşağıda ya. Yukarıda havuzda çok iyi büyüyorlar, boylanıyorlar. Aşağıda tam olmuyorlar akvaryum nedense. Çözemedim yani. Bakacağız ona da bir çaresine. Onları da havuza götürebilirim hepsini. Burası bu şekilde arkadaşlar. Şu yeni balıkları bir getirelim. Tekrardan devam ederiz videoya. Evet arkadaşlar, tekrardan merhabalar. Şu an yeni balıklar geldi. Aşılıyorum. Şimdi göstereceğim size. Akvaryumun hatta suyu da biraz azaldı gördüğünüz gibi. Bayağı bir balık olduğu için aşılıyorum. Hazır mısınız? Gösteriyorum. Ve bakın yeni bir tür lepistes arkadaşlar. Şöyle yavruları da var. Burada da vatozlar var. Yeni vatozlar. Akvaryum alınca çok daha net ve güzel olarak göreceksiniz. Size şöyle göstereyim ben, hatta ne olduklarını görün. Hay maşallah, bayağı güzel gözüküyorlar. Bunlar bildiğim kadarıyla arkadaşlar Red Rose diye geçiyordu herhalde ismini. İyi bilenler varsa yoruma yazabilir. Çok hakim değilim tam. Ama Red Rose diye biliyorum ben. Orası erkek, burası dişi arkadaşlar. Flaşı da açtım size daha net göstermek için. Burası da yavru. Şimdi bunları akvaryuma aşılıyorum. Birazdan akvaryuma koyacağım hatta. Şöyle yapacağız şimdi sizinle beraber. Şimdi ben sizle beraber şöyle bir yakalayalım bakalım bir posta. Çok da fazla balıklara zarar vermeden şöyle erkekleri şu tarafa bir salalım. Evet. Bayağı güzel bir görüntü. Şöyle göstereyim. Vallahi harika gözüküyorlar. Evet, devamında ben yakalayayım. Hatta sizle beraber yakalayalım. Yani çok şey yapmayalım. Şöyle çok da balıklara sıkıntı vermeden.
tam arkadaşlar tekerleğe çektiğim için balıkları da yakalıyorum aynı zamanda. Belki biraz bazen bozuk gösteriyor olabilirim, onun için de kusura bakmayın. Evet arkadaşlar, bakın erkekleri bu şekilde saldım, size göstereyim şöyle. Hatta size şöyle üstten de bir göstereceğim. Bayağı güzel gözüküyorlar. Şimdi buraya vatozları da salıyorum arkadaşlar. Buraya dişilerle yavruları salacağım. Çünkü dişilerin sayısı biraz daha az. Dişiler de aşılandı. Onları da hatta bir yakalayalım sizle beraber. Şöyle birazını bir yakalayalım. Kusura bakmayın, dediğim gibi şu an hem kameraya bakıp hem şey yapmak zor oluyor biraz. Evet, dişileri de şu şekilde yakaladım. Hemen onları da bekletmeden salalım bir. Maşallahlarınızı esirgemeyin. Bayağı güzel oldular. Şöyle kalanları da ben yakalayayım arkadaşlar. Sonra sizle beraber yavrulara geçelim. Şöyle vatozları da göstereyim arkadaşlar. Cüce vatoz. Hemen bunları da bir salalım. Şöyle flaşı açıp gösteriyorum ki bunları direkt suyuyla atacağım. İnşallah şöyle hızlıca vatozları atacağım. O yüzdendir ki şöyle bir yanda dökmem lazım. Evet, bir tanesi yine. Hızlıca dökmediğiniz zaman bir tanesi kalıyor kapta. Yine kaldı bir tanesi. Allah'tan onu da döktüm. Vatozlar da bu şekilde arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şu bir tanesi erkek. Diğerleri bir tık daha küçük. Ama dişi gibi duruyor. Şu ikincisi de erkek arkadaşlar. Bu iyi çıkmış. İki erkek var şu an. İkisi belli değil henüz. Şu dişi gibi ama. Bakalım. Son bir yavrular kaldı arkadaşlar. Yavruları da şu an karar veremedim. Erkeklerin yanına mı salsam, dişilerin yanına mı salsam, ama dişiler daha az gibi gözüküyor. O yüzden dişilerin yanına salacağım. Ki yavrular da çok mini minnacık değiller. O yüzden çok sorun olacağını sanmıyorum. Yavruları da hatta sizinle beraber bir hemen yakalayalım şöyle. Yakalayabildiğimiz kadarını. Evet, şöyle yavruları yakaladık. İnşallah bir sıkıntı olmaz yavrularda. Birkaç tane arada küçük var. İnşallah yemezler yani. Sıkıntı olmaz dediğim, yiyip yememe açısından. Bakın, şöyle karıştılar zaten. Evet arkadaşlar, balıkları, yavruları, lepsesleri, artık ne derseniz, hepsini saldık. Şu şekilde göstereyim. Dediğim gibi bunlar Red Rose diye biliyorum. Yanlış biliyor da olabilir ama bildiğim kadarıyla öyle. Bayağı da güzel balıklar yani. Yani bunları da hakkında şöyle şunu da söyleyeyim. Satın falan almadım bunları. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Buradaki bir arkadaşımın balıkları. O da hobici bir arkadaşım var benim yakınlarımda. O işi dolayısıyla bırakmak zorunda kaldı diyelim. Sende kalsın dedi bir süreliğine. Aynı zamanda o da satıyordu zaten. Yine buradan da söyleyeyim işte. Bunlar satılık, isteyen arkadaşlar varsa özelden iletişime geçebilir. Bilmiyorum, belki hepsini satarız. Duruma göre ne olur ben de bilmiyorum. Şimdilik burada biraz boylanacaklar. Boylandıktan sonra hepsi satılabilir. Veya başka bir şey de yapılabilir. Duruma göre bakacağız artık arkadaşlar. Balıkların son durumu bu şekilde. Sular biraz soğuk. Isıtıcılar çalışıyor. Hatta su seviyeleri bayağı bir azaldı. Filtrelerin çalışma şeyleri de düştü. Şimdilik şöyle bir gün kalsın sular düşük seviyede de. Yarın falan bu suları ben şey yapacağım. Biraz daha yükselteceğim. Taze su ekleyeceğim. Hatta şimdi de şöyle az bir şey ekleyebilirim yine.
Balıklar bu şekilde arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şu an sabah oldu. Şöyle sabah dedim bir küçük bir kısa daha çekeyim son hallerini size. Akşam yeni koymuştum. Belki kendini göstermezler dedim ama maşallah hem balıklar çok iyi hem stres yapmadan aşıladık rahatça. Bir de akvaryum da güzel olunca, su da temiz olunca bu şekilde gördüğünüz gibi kıpır kıpırlar. Hafif bir yemleme yaptım. Vatozlar da şu arkada. Vatozlar bakalım biraz alışsın, az daha boylansınlar. Şimdi bunlar boylandırma arkadaşlar. Ben zaten satma düşüncesi içerisinde boylandırdıktan sonra. Arkadaşımla öyle konuştuk, anlaştık yani, öyle söyleyeyim. Yine isteyen varsa buradan da yardımcı olurum. Bu güzellikleri kaçırmayın derim. Bugünlük de videomuz bu kadar olsun arkadaşlar. Şimdi sırada yavruları inşallah indireceğim. Ya da havuzu yapacağız. İkisinden birini çekeceğim bir sonraki videoda. Bakız artık. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Herkese keyifli hobiler dilerim.